Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Azerbaycan'a özgü harika bir tarifim var. Nar namru. Oldukça pratik ve faydalı olan bu tarifi siz de mutlaka denemelisiniz. Narlarımı ayıkladım. Ben bir tane büyük nar kullandım. Siz isterseniz nar miktarını azaltabilirsiniz de. Soğanı küçük küçük yemeklik doğruyorum. Kullanmış olduğum soğan orta boy olduğu için ben yarısını kullanıyorum. Siz küçük boyda kullanabilirsiniz. Sizler bu tarifi ilk defa görüyorsanız lütfen yorumlarda bahsetmeyi, denerseniz de görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Ben bugün soğanı hazırlayacağım. İsterseniz de soğan kullanmadan da bu lezzeti hazırlayabilirsiniz de. Soğanları doğradıktan sonra tavamı ocağın üzerine alıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı tereyağı ekleyerek ısıtıyorum. Sizler bu videoyla kanalımı ilk defa izliyorsanız abone olmayı ve bildirimler zilini açmayı unutmayın. Üzerine soğanları ekliyorum. Soğanlar hafif pembeleşene kadar ve yumuşana kadar kavuruyorum. Soğanı istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz piyazlık, yemeklik veya hiç soğan da kullanmayabilirsiniz. Soğanların rengi değiştikten sonra içerisine narları ekliyorum. Daha önceden belirtmiş olduğum gibi ben nar miktarını fazla tuttum. İsterseniz siz yarısını kullanabilirsiniz veya 3-4 yemek kaşığı kullanmanız yeterli olacaktır. Şu anların tam da mevsimi. Siz de evinizde varsa bu tarifi kahvaltıya mutlaka deneyin. Farklı lezzetler deneyenler bu tarifi mutlaka hazırlamalı. Tadına bayılacağınız harika bir öğün oluyor. Narları ilave ettikten sonra karıştırarak hafif narların sulanmasını sağlıyoruz. Rengi harika oluyor arkadaşlar. İçerisinde de farklı baharatlar ekleyeceğiz. Ben baharat olarak tuz, zerdeçal, kırmızı toz biber ve biraz karabiber ekliyorum. Miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz de. Hepsinden çeyrek çay kaşığı kullanıyorum. Genelde bu baharatlar kullanılıyor zaten. Baharatlarla beraber tekrar karıştırıyorum. Çok fazla sulanmasına izin vermiyoruz arkadaşlar. Ve üzerine yumurta kıracağız. Ben bu şekilde yuvalar açıyorum. 2 adet yumurta kullanacağım. Siz daha fazla da kullanabilirsiniz. Yumurtanın üzerine biraz tuz ve karabiber serpiştiriyorum. Kapağını kapatarak 2 dakika bu şekilde pişiriyorum. Yumurtayı az pişmiş veya çok pişmiş tercih edebilirsiniz. Veya yumurta miktarını arttırabilirsiniz de. Tadı harika ve herkesin seveceği çok farklı ve pratik bir lezzet oldu. Mutlaka sizler deneyin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tarifimin sonuna geldim. Yorum ve görüşlerini mutlaka bekliyorum. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.